yukarı tırmanmaya mecbur görünüyor ve orman tabanından birkaç metre yukarıya çıktı bile. Bir şey tıpkı bir kuklanın iplerini çeken kuklacı gibi bu karıncanın hareketlerini kontrol ediyor. Karıncanın yapabileceği tek bir şey kaldı. Isırıp bir bitkiye bağlanabileceği bir yer bulmalı. Karınca ölümün pençesindeyken vücudunun her yerinden bir parazit mantar olan Cordyceps fışkırıyor. Son olarak karıncanın kafasından mantarın sporokarpı çıkıyor. Bu bombeli yapının içinden çıkan sporlar hava akımlarına kapılarak başka karıncaları da kendine kurban edecek. Ancak sadece karıncalar değil, diğer pek çok canlı da Cordyceps mantarından etkileniyor. Bir canlı türü sayıca ne kadar çoksa, katil mantarın kurbanı olması da o kadar muhtemel. Bunun gibi kontrol ve denge mekanizmaları sayesinde hiçbir tür egemenlik kuramıyor ve ormanın inanılmaz çeşitliliği korunmuş oluyor.